Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ana teması Tunç Çağı'ndan Orta Çağ'a mimaride heykel ve taş olan Uluslararası Yesemek Sempozyumu Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Sempozyumun açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yesemek Alan Yönetim Başkanı Zafer Okuducu, sempozyumun Yesemek Alan gezisiyle başladığını aktararak alan çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Burada alanda yapılan heykellerin öncelikle bir eskiz çalışması gibi kaba yonularının yapılıp daha sonra gittiği yerde ince işlerinin yapıldığını düşünmekteyiz. Yine buradaki taş ocağı ve Yesemek açık hava heykel atölyesindeki görüntüler var. Ve şu alanda heykellerin bulunduğu yerler. Burada tarihçesine bakarsak Yesemek ilk defa Zincirlioğlu'da kazı yapan bir Alman heyet tarafından görülüyor. Bu da 1888 yılı. Ancak buradaki ilk yayın 1893 yılında Berlin'de yayınlanarak bu bölgenin arkeoloji literatürüne girmesini sağlamıştır. Burada ilk çalışmalar 1955 ile 61 yılları arasında Bahadır Halkım ve Refik Duru tarafından kesintisiz devam ettirilmiş. Bundan sonra da 1989 yılında İlhan Temizsoy'un başlattığı çalışmalar ise 1991 yılına kadar devam etmiştir. Daha sonra burası 2012 yılında UNESCO Kültür Mirası'na müracaat ederek geçici listeye girmiştir. Bu UNESCO'nun 2 ve 3 nolu kriterlerine dayanarak kabul edilmiştir. 2016 yılında ise Kültür Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin arasında imzaladığı bir protokolle burada alan çalışma yetkisi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiştir. Ve ilk olarak da 2016 yılında bu yetkiyi alan Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili KUDEP Koruma Uygulama Denetleme Bürosu'nda bir UNESCO Dünya Kültür Mirası. Sempozyumun sonunda Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'ne yönelik bildiri yayımlanacak. Yesemek'in UNESCO Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine girmesine dönük yol haritası belirlenecek.